Şimdiye kadarki tüm videolarda gözlemlenebilir evrenin, evrenin tamamından daha küçük olduğu varsayımı üzerinden çalışıyorduk. Eğer kozmik şişme kuramına bakarsanız, yazalım, kozmik şişme kuramı, Alan Good tarafından ortaya atılmıştır. Hatta Salman Khan'ın Alan ile tanışmasına ramak kalışına dair de bir hikayesi vardır. Salman MTIT'deyken sıklıkla gittiği bir seyyar Çin yemeği satıcısı varmış. Ve Salman her zaman bu satıcıya Elin Good'dan iki saniye önce falan gitmiş olurmuş. Good hep Salman'ın bir ya da iki kişi arkasında kalırmış. Şansa bak. <laughs> Neyse konuya dönelim. Kendisi kozmik şişme kuramının kurucusudur. Ve bu kuramın ana fikri şudur. Çok erken sıralarda, büyük patlamayı çok kısa süreyle takip eden sıralarda uzay boşluğunun genişlemesinde çok büyük bir şişme yaşanmış olması. Yani eğer evreni kozmik şişme kuramıyla yorumlarsak, evrenin tamamının boyutu gözlemlenebilir evrenin boyutundan 10 üzeri 23 kat daha büyüktür. Bu ise buradakinin çok çok küçük bir parça olduğunu gösterir. Yani demek istediğim bu akıl almaz büyüklükte bir sayı. Hatta o kadar akıl almaz ki şimdiye kadar bahsettiğimiz her şey kavranamaz boyutta bir uzay boşluğu demek. Fakat bu yeni söylediğim kavranamaz çarpı kavranamaz boyutta uzay boşluğu demek oluyor. En azından Teori böyle diyor. Ancak bu mümkün. Hatta evrenin tamamının gözlemlenebilir evrenden küçük olduğu ihtimali bile mümkün. Bu gözlemlediğimiz evrenin evrenin tamamından daha büyük olduğu fikri bazı yönlerden evrenin bu büyüklükte olmasından bile daha kafa karıştırıcı. Burada bu imkansız diyebilirsiniz. Ama biraz düşünün. Bu gözlemlenebilir evren boyutunu ışığın bize ulaşma süresine göre belirledik. Önceden de anlattığımız gibi buradaki bir noktanın bize uzaklığı 46 milyar ışık yılı. Oradan göründüğü gibi 13.7 değil. 13.7 milyar yıl olan onun buraya ulaşması eğer bize ulaşması 13.7 milyar yıldan daha uzun sürecek bir foton varsa, o henüz bize ulaşmamıştır. Çünkü yola en erken 13.7 milyar yıl önce çıkmış olabilir. Yani onlar gözlemlenebilir evrenimizin dışından bir yerden yola çıkmıştır. Ancak bu süre zarfında gözlemlenebilir evrenimiz de genişleyecek. Bu bir tarafta dursun ve evrenin tamamının gözlemlenebilir evrenin bir alt kümesi olduğunu hayal edelim. Diyelim ki yarı çapı şöyle olsun. Bu şekilde görünsün. Biraz da oval şekilde çizeyim. Biraz daha dikkat çeksin diye böyle yapıyorum. Ama bu imkansız demek değil. Diyelim ki bu evrenin tamamı. Evrenin tamamı. Burada çizimimden dolayı dünya merkezdeymiş gibi görünüyor. Evrenin merkezindeymişiz gibi görünüyor ancak unutmayın. Burasının yüzeyde olması mümkün. Evrenin kıvrımları vardır. Hafif kıvrımlıdır. Dolayısıyla da buranın dört boyutlu bir cismin yüzeyi olması oldukça mümkün. Dört boyutlu bir cismi görselleştirmenin en basit yolu bir küre çizmektir. Yani eğer bunu doğru görselleştirmek istiyorsanız tüm bu yığın ve unutmayın bu resim hep iki boyutlu görünüyor ancak derinliği var. Bu bir uzay yığını. İnanılmaz boyutta devasa bir uzay yığını. Yani burada yaptığım şey içine bu yumurtamsı uzay yığını çizmek oldu. Neyse eğer bu gerçekten evrenin tamamı olsaydı, ve evrenin tamamı gerçekten de dört boyutlu bir kürenin yüzeyi olsaydı, bu durumda uzayın tamamı bu şekilde yansıtılabilirdi. Yüzey şeklinde yansıtılabilirdi. Tabii eğer bu dört boyutlu bir küre olsaydı. Ki açıkçası burada ancak üç boyutlu küreler çizebiliyorum. Buraya birkaç eğri çizeyim ki derinliği de olduğu belli olsun. Hatta buraya biraz gölge de ekleyebilirim. Böylece buradaki nokta şuradaki çizdiğimle aynı nokta. Çünkü eğer bu yüzeyi katlasaydık arkada yani burada birleşirlerdi ve tam burada aynı nokta haline gelirlerdi. Aynı zamanda bu nokta ve buradaki nokta yine katlandıkları yerde aynı nokta haline gelirlerdi. Heh, aslında katlama mevzunu öyle bir çizdim ki oh katlandığında hepsi aynı yere gelecek sanırım. <laughs> Her değilse. Burada hangi yöne giderseniz gidin yüzeyin öbür tarafından aynı noktaya varacaksınız. Diyelim ki dünya burada. Buradaki çizimde dünyayı merkeze koyduk. Ancak bunu iyice düşünürseniz böyle bir yüzeyde aslında merkez diye bir şeyin olmadığını görebilirsiniz. Dört boyutlu bir küre bile olsa. Yani bu bağlamda hangi yöne giderseniz gidin döneceğiniz yer aynı nokta olur. Mesela dünyadan başlar ve şu yönde ilerlerseniz önünde sonunda varacağınız yer yine dünya olur. Şimdi işin aslı böyle olsaydı, yani evrenin tamamı gözlemlenebilir evrenden küçük olsaydı, bu dışarıda gördüğünüz tüm şeylere ne diyecektik? Fotonların elektromanyetik dalgalar şeklinde yayıldığı bir arka plan ışımasının olduğu, 13.7 milyar yıl önceki evrenin o ilkel aşamasında neler olmuş olabileceğini bir düşünelim. Bu fotonlar yayılmaya başladıklarının ilk seferinde bize buradaki mesafeye yaklaşık bir sayı verirsek aşağı yukarı 6 milyar yılda ulaşırlar diyelim. O zaman bu noktadan geçerek ilerlerler ve aynı noktaya bir altı milyar yıl daha sonra tekrar gelirler. Ardından buraya gelirler. Yani ilk turlarındaki fotonlar tam burada olurlar. İşte bu bakış açısına göre onları birkaç milyar yıl görmeyeceğiz. Ve onları gördüğümüzde Vay bu fotonun bize ulaşması 15-16 milyar yıl sürdü. Demek ki oralarda bir yerdeki bir şeyden geliyor olmalı diyeceğiz. Ancak işin aslı bu fotonun daha küçük bir fiziki evrenin, daha küçük bir gerçek evrenin içinden olduğu. Ve bizim olduğumuz yere birden fazla tur atarak 14 milyar yılda geldiği. Onun dışarılardan geldiğini sanan biziz. Diğer bir nokta ise, eğer durum böyle olsaydı, eğer evrende bir yönde ilerleyip yine başladığımız yere geri dönebiliyor olsaydık ve bunun hepsi gözlemlenebilir evrenin içinde olsaydı, bunun farkına varamaz mıydık? İki yöne de bakıp aynı şeyi farklı bakış açısıyla göremez miydik? Burada cevaba geçmeden önce şunu da soralım. Hatta kendimizi bile görme ihtimalimiz yok mu? Çünkü eğer biz ışık yayarsak ve bunun şu noktaya, yani bu noktaya gelmesi, atıyorum, 6-7 milyar yıl sürer. Ardından buraya gelmesi de bir 6-7 milyar yıl daha alır. Yani buna göre tespit ettiğimiz arka plan ışıması aslında buradan. Bize çok yakın bir yerden yola çıkmış arka plan ışımasından başka bir şey değildir. Arka plan ışımasının bir kısmı şu anda bulunduğumuza çok benzer bir noktadan çıkma olabilir. E, o zaman neden kendimizi göremiyoruz? Bu soruyu aslında biraz cevaplamış sayılırım. Bu ikinci turda eğer uzaydaki aynı noktayı, uzayda aynı noktadan gelen ışığı gözlemliyorsanız, o ışık çok çok uzun zaman önce yola çıkmış demektir. Belki 13 milyar yıl önce. Dolayısıyla bu tanınmaz hale gelir. Bu bölgenin uzayın şu an içinde bulunduğumuz bu bölgesinin 13 milyar yıl önceki halini görseydik onu tanıyamazdık. Şu anda bu kalıpların birbirine oturup oturmadığını ve evrenin nasıl değiştiğini modellemeye çalışarak evrenin tamamının gözlemlenebilir evrenin bir alt kümesi olup olmadığını anlamaya çalışan insanlar var. Henüz bunu tespit edemedik. Ancak bu oldukça yüksek bir olasılık. Ah, umarım kafanızı fazla karıştırmadım. Ama ben bu fikri oldukça ilginç buluyorum. Diyelim ki ışığın bize ulaşması 8 milyar yıl sürdü. Biz bunu ölçeye vurduğumuzda 8 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğunu düşünüyoruz. Hatta daha da uzak. Çünkü evren genişliyor. Yani kat ettiği mesafe bundan da fazla. Böyle bir şey düşünüyoruz. Ancak evrenin tamamı aslında gördüğümüzden daha küçük olsaydı ve bu ışık ikinci turunda olsaydı yayınlandığı yerde bize daha yakın olabilirdi. Bize ikinci kez tekrar geliyor olurdu ve 8 milyar yılda ulaşmasının sebebi de bu olurdu. Hatta onu tanıyamazdık çünkü aradan geçen zamanda 4 milyar yılda uzayın o bölgesi çok değişmiş. Hatta tamamen değişmiş olurdu. Her neyse. Dedim ya umarım kafanızı fazla karıştırmadım. Ben bu konuyu çok heyecan verici buluyorum. Unutmayın. Her zaman daha fazlasını düşünmeye çalışmakta kutunun dışını görmeye çalışmakta fayda var.